Merhaba hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de videomda kullanacağım yazmam, cenk yazma ve iplerimde iki tane ip kullanacağım. Sadece bu ipimin rengi var, bu da çizmeli 515 numara. Sanırım indigo rengi diye geçiyor diye biliyorum. Bu ipimin de numarası olmadığı için veremeyeceğim. Bugünkü modelim sıralı, hem zarif hem de bence oldukça kolay bir yapımı var. Fakat modelin bittikten sonraki hali bence daha da ağır duruyor. Yani gördüğümüzde ne kadar da ağır duruyor, bayağı da oyalar bizi diye düşüneceğimiz modellerden aslında. Ama yapımı oldukça kolay olduğunu düşünüyorum. Modeli çıkaracağım. Sonrasındaki yorumumu tekrardan yapacağım. Hemen modelime başlayayım. Zeminim hazırdı zaten. Beklemeyelim. Evet. Yine kendi zemin rengiyle ipimi düğümleyerek başladım. Diğer zürafama geçerek pırpır görünümleri oluşturacağım. Her zürafaya geçerek. Yani şunlardan yapacağız. İpimi ilk önce ayarlıyorum. İğnemle de geriye çekiyorum boyunu eşitlemek için. Bir öncekini baz alıyorum gözümle. Yine ipimi parmaklarımla geri çektim. İğnemle boyunu ayarladıktan sonra düğümden parmağımı tutarak sıkı bir düğüm atıyorum. Alt zeminimi bu şekilde ilerletiyorum. Evet, ben bu kısmı da böyle ilerleteyim. Sonra yine üst aşamasında beraber olacağız. Hanımlar, alt kısmını tamamladım şu anda. Şimdi yine aynı rengimi alarak burada ilk yaptığımdan düğümleyeceğim. Buradan sonra bütün yaptığım pırpırlara geçerek zürafalar yaparak bu kısmı da bitireceğim. Çok fazla büyük yapmayacağız zürafaları. Alttaki genişliğini üstte de nasılsa o şekilde takip edersek marullanma veya çektirme olmayacaktır.
Yapmaya devam ediyorum zürafalarımı. Şimdi burayı da tamamladım. Bu birinci zürafamı tamamladım. Tekrardan ikinci bir zürafa geçeceğim. Yine kendi rengini alarak ilk zürafamdan ipimi düğümlüyorum. Ve tekrardan ikinci bir zürafa geçeceğim. İkinci zürafayı geçtikten sonra modelin o alt kısmı daha da güzel bir toparlanmaya giriyor. Daha hoş bir duruş sergileyecek. Öncesinde bu modeli yapmaya karar verirseniz mutlaka zürafalarınızı oldukça küçük yapmaya özen gösterin. Böyle sıralı devamlı modellerde alttaki genişlik neyse üstte de onu korumak çok önemli. Dediğim gibi koruyamazsak ya modeli çekecektir ya da işte bol olarak marullanma yapacaktır. Ama aynı boyutu devam ettirirsek hiçbir sorun olmadan çok güzel görüntüyle devam eder. Evet, ikinci zürafamı da yaparken bu şekilde devam ediyorum. Evet, ikinci zürafamı da tamamladıktan sonra şu anki aşamam böyle. Görüntümde bu kadar güzel bence. Altını devamlı boyutunu korumaya çalıştım. Ve inanın şu an ütüsüz bile çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi diğer ipimi alarak yine ilk zürafamdan düğümleyeceğim. Şimdi burada ilk olarak iki tane zürafa yapacağım. Üçüncü zürafamı da yaparak geri dönüyorum. Buraya da 4 adet pırpır yapacağım. Hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Burada da 4 tane zürafa yaparak 4.sünden tekrar döneceğim geriye.
Dördüncü zürafamı yaptım ve geriye dönüyorum. Başına kadar gelirsek düğümün hemen yanına pırpırlarımız da eşit dolacaktır gözeneğe. Yine dört tane pırpırımı yapıyorum buraya da. Yine yanındaki zürafama iniyorum. Dört tane zürafa yapacağız. Dördüncü zürafamdan tekrar dönüyorum. Başa kadar ipimi çekiyorum. 4 adet pırpırımı buraya da dolduruyorum. Arada ipimi de gerdirmeyi unutmuyorum. Dolanmaya başladığı zaman ipimi gerdirerek ipin kıvamını düzeltmeye çalışıyorum bu şekilde. Evet. Hanımlar, bu kısmı da ben bu şekilde ilerleteceğim. Tamamlayayım. Son aşamasına geçelim. Hanımlar, pırpırlı kısımlarımı da tamamladım. Şu anki aşamam böyle. Artık son aşamasını yapıyorum. Yine zemin rengi ipimi alacağım burada. İlk zürafamdan ipimi düğümleyeceğim. Pırpırımdan hemen ipimi düğümleyeceğim ve bütün pırpırlarıma bu şekilde düğüm atarak güzel bir görüntü oluşturacağız. Modelin yapımı inanın hiçbir zor tarafı yok. Evet, birkaç seferde bitireceğiz. Zaman alacak. Ama inanın bence çok güzel bir görüntüye sahip. Ve oldukça zarif, kibar bir model. Düz yazmalarınıza da çok yakışacaktır. Yine benim gibi desenli yazmanız da varsa, renk karmaşası da yoksa çok çok yakışacağını düşünüyorum. Benim yazmamın ortası boş, kenarı desenli. Oldukça da sade bir yazmam. Böyle bir model tercih ettim sizlere. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. Yine böyle hemen ortadaki 3 tane zürafa bırakmıştık. Ben tam ortadakine ipimi düğümlüyorum. İlk zürafama çıktım. Pardon, ilk pırpırıma ipimi düğüm atarak yukarı çıktım. Diğer pırpırlarımı da üzerinden gezerek her gözüne düğüm atarak bu şekilde böyle örümcek ağı görüntüsü almış oluyor. İnerken de dediğim gibi arada 3 tane zürafa bıraktık. Tam ortasından İpimi düğümlüyorum. Yukarı çıkarken de ilk pırpıra düğüm atarak çıkıyorum. Evet. Bu son aşamamı da bu şekilde yapacağım.
Şimdi ben bütün bölümlerini tamamlayayım. Son halini paylaşayım. Hanımlar, modelimi tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde oldu. İnanın model çok çok zarif ve kibar ve yapımı da bir o kadar keyifliydi. Ben çok severek hiç sıkılmadan da yaptım. Şu an ütüsüz olmasına rağmen çok da güzel bir duruşu var. Şöyle ters yüzünde gösteriyorum. Evet, yenilerin bile çok kolaylıkla yapacağı bir model olduğunu düşünüyorum. Eğer çok yeniyseniz belki şunları ilk yaparken canınız sıkılabilir ama inanın 5-6 defa deneyin. Sonrasında eliniz hemen alışacaktır. Ben bunu yazmama yaptım. Fakat bunu biraz daha sırasını yükselterek yani şu mesela 2 sıra zürafa yaptım. Siz bunu 5-6 tane yükseltip pırpırlarınızın boyutunu da biraz arttırarak namaz başörtülerinize de yapabilirsiniz. Eğer böyle motifli değil de sıralı namaz başörtüsü istiyorum diyorsanız bu modelde çok yakışacaktır. Ben yakışacağını düşünüyorum. Evet, şimdi modelim fiyatına geleyim. Eğer bu modeli ben yapıyor olsaydım sanırım bu model benim yazma haricinde 85 TL'ye yapabileceğim bir model. Evet, bugün de videomu bu şekilde yapmış olayım. Ben videomdan çok keyif aldım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yorumlara desteklerinizi inşallah bekliyorum. Şimdiden beğenen, yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir sonraki yeni videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.